17. Tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arzu ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidine Meclis Başkanı Binali Yıldırım sert yanıt verdi. Yıldırım 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. FETÖ'yü koruyorsunuz mesajı verdi. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan, başı olan FETÖ'nün Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. Meclis Başkanı Yıldırım, ABD'ye hukuka saygı gösteren uyarısında bulundu. Amerika bir hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Yıldırım, ABD'ye Türk halkının güvenini kazanması tavsiyesinde bulundu. Artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak? 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir.